lidere akıl vermek değil teslimiyet gerekir. İslam davasının en büyük lideri hiç kuşkusuz sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberlik vazifesi bir insanın üzerine yüklenebilecek en zor vazifedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatına baktığımızda bunu çok net görmekteyiz. Çekilen eziyetler ve sıkıntılar, nice nice zorluklar ve hakaretler bu zorluğun en somut delilidir hak din olan İslam'ı insanlara tebliğ etmenin meşakkatini sevgili peygamberimiz hayatı boyunca yaşadı. Tabi onun yanında yer alan sahabe de bu kutlu davanın içinde olarak aynı sıkıntılara ortak oldu. Sahabe efendilerimiz, Rabbim hepsinden razı olsun, peygamberimize gerçek bir teslimiyetle bağlanarak, üzerine düşen vazife ise yerine getirmeye çalıştılar. Liderlerine olan sadakatleri gereği karşılaşılan her olayda takındıkları olgun tavırlarla şerefli bir konuma yükseldiler. Rabbim cümlemize bu olgunluğu ikram eylesin. İslam'ın yeryüzüne yayılması hiçbir zaman güle oynaya olmadı. Olmayacaktır da. Küffar ehli Müslümanlara yönelik savaşını her fırsatta yerine getirmektedir. O yüzden geçmişte çekilen sıkıntıların benzerleri günümüzde de cereyan etmektedir. Kısacası hak davanın safında yer alan her Müslüman gelecek tehlikelere karşı hazırlıklı olmalıdır. Geçmişten günümüze değin hak ve batıl mücadelesi tüm hızıyla devam ederken biz Müslümanlar ne melazımcılık yaparsak olmaz. Bu bir Müslümana asla yakışmaz. O nedenle tüm müminler imanı gereğince her daim teyakkuz halinde olmalıdır. Hiçbir zaman rehavete kapılmamalıdır. Çünkü küffar ehli her daim Müslümanların aleyhinde çalışmaktadır. Peygamberlik vazifesinin şuuruna hakkıyla ermiş ve bu işi ciddiyetle üstlenmiş olanların hayatlarına baktığımızda, hayatlarının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ile örtüştüğünü görmekteyiz. İslam davasına gönül vermiş hakiki liderler ve o liderlerin etrafında toplananlar, Allah Celle Celaluhu katında yüksek derecelere ve mükafatlara erişeceklerdir. Sahabenin liderine olan teslimiyeti oldukça yüksekti. Öyle ki o ne derse desin koşulsuz itaat edilirdi. Çünkü Peygamber Efendimiz hiçbir zaman heva ve hevesinden konuşmaz veya bir fiiliyatta bulunmazdı. Bunu bilen sahabe de İyi olsun, kötü olsun karşılaştığı her olayda önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme danışır ve sonrasında ona göre hareket ederdi. Peygamber'e danışarak yapılan hangi iş haşa eksik olur ki? Elbette ki hiçbir iş. Sahabe-i kiram liderleri olan sevgili Peygamberimize asla akıl vermeye kalkışmazdı. Bir iş ya da bir olay karşısında elbette ki istişareler yapılırdı. Ancak bunlar asla dayatmaya yönelik şeyler değildi. Sahabeyi sahabe yapan pek çok güzel vasıflar var elbet. Ancak şunu asla unutmamalıyız. Kazanılan tüm güzel vasıflar lider olarak kabul ettikleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olan teslimiyetleri sayesinde oldu. Peygamber Efendimiz her şey ile mükemmel bir insandı. İyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir dost, iyi bir liderdi. Ona tabi olup onun yolundan gidenler de o mükemmellikten teslimiyetleri ölçüsünde istifade etmektedirler. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden zerre kadar sapmayan ve taviz vermeyen Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e surruhu da mükemmel bir zattır. Hakiki peygamber şuurunda ve samimiyetinde olan Efendi Hazretlerimiz ömrü hayatında hep İslam dini için çalışmıştır. İslam davası uğrunda sayısız çileler çekmiştir. Yaptığı tüm çalışmalar tartışmasız kabul görmüştür. Kısacası efendi hazretlerimiz liderine karşı akıl değil gönül vermiş ve sonsuz teslimiyet ile hak ettiği yere gelmiştir. Rabbim bizlere de aynı teslimiyeti ikram eylesin. Gaza gelip de olur olmaz ifadelerle akıl vermekten muhafaza eylesin. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu